Herkese selam sevgili dostlarım. Bir yabancı kanal açmak istiyorsunuz ama yabancı kanal mı açsam yoksa kanalımı global bir kanalı mı çevirsem? Şimdi ekrandan size bir şeyler göstereceğim. Oradan edineceğiniz ipuçları da çok daha net bir karar verebileceksiniz. Bugün normal şartlarda bir yabancı kanal açtığınızda aklınıza ilk gelen bu kanalın içeriğinin İngilizce olması, altyazı başlıklı açıklamalarının da İngilizce olması, hatta kanal etiketlerinin, video etiketlerinin, belki de hakkında bölümü ve genel ayarlarının İngilizce yapacaksınız. Ancak global kanalda böyle değil durum. Global kanalda 135 farklı dilden başlık açıklama etiket yapacaksınız. Bununla ilgili daha önceden bir video yapmıştım. Bu konuda hemen ekrana geçeceğiz. Bu 135 dilden yapılan çevirilerin ne işe yaradığını tekrar üstünden geçelim arkadaşlar. Göreceksiniz sizlere çok faydası olacak. Eğer bunu yapabilirseniz bunu yapmayı başarabilirseniz hiç İngilizce kanalla uğraşmayın. Mevcut kanallarınız mümkünse global bir kanala dönüştürmeye çalışın. Çok daha fazla fark ettiğini gelirlerinizde farklar olduğunu, izlenmelerinizde küresel anlamda bir farklar olduğunu göreceksiniz. Şimdi ekrana geçelim. Ne demek istediğimi sizlere birkaç örnekle göstereyim. Ama bundan önce videomu beğenerek kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın diyorum tekrar. Şimdi ekrana geçiyorum. Değerli kardeşlerim bunun için örnek iki tane videoyu inceleyelim. şimdi şu videoyu açıyorum. Bu videonun sesini kapatayım. Videoyu da durdurayım şöyle bir. Bir tane daha videomuz var. Onu da bakalım. O da şuralarda bir yerdeydi. Şu. Bunu da aynı şekilde sesini kapattık. Bunu da durdurayım. Şimdi öncelikle şimdi şu iki tane videoyu bir inceleyelim. Arkadaşlar bak ne yazıyor burada? Usta yöntem. Kablo bağlarını kullanarak tüm plastik parçaları onarın. Gelelim aşağı doğru. Şu. The Maker. Bakın The Maker yani kanalın adı The Maker. Baktığınızda buraya açtığımızda ne yazıyor? Tamirci yazıyor. Usta yöntem kablo bağlarını kullanarak tüm plastik parçalarını onarın demiş. Tamam mı? Şimdi değerli arkadaşlar bu kardeşimiz, bu arkadaşımız yabancı bir kanal açmak maksadıyla eğer kanalını İngilizce yapmış olsaydı evet dünyanın pek çok yerinden izlenecekti ama izlenme potansiyeli düşük olacaktı. Düşününsenize Türkiye'de İngilizce bilen insan oranı ne kadar? Almanya'da ne kadar yani şimdi her ülkenin nüfusunun tamamı İngilizce biliyor olamaz değil mi? Ama videonuzu 135 farklı dilde çeviri yaparsanız altyazı, başlık, açıklama belki de etiketler de kısmen olabilir ama çok da önemli değil etiketler kısmı ama genellikle YouTube buradaki başlık diline bakıyor arkadaşlar. Daha sonra buradaki açıklamaların diline bakıyor. Peki bunları nasıl yapıyor şimdi göstereceğim tekrar size. Şu videoya geldiğimizde de yine aynı şekilde baktığınızda 5 dakikada nasıl yapılır? Aslında kanalın adı bu mu? Onu da bakalım. Tekrar şöyle yukarı çıkıyoruz. Ve şu işte bakın. Half to in five minute. Buraya geldiğimizde bakıyoruz. 5 dakikada nasıl yapılır diye Türkçe çevirmiş. Şimdi arkadaşlar yine başlığa baktığınızda Adobe Firefly AI istemler ve tanımlanmış özellikler eğitimi diye geçiyor. Başlık bu. Aslında genel olarak baktığınızda başlık Türkçe. Daha sonra kanalın adı da Türkçe ve aynı zamanda baktığınızda açıklamalarda Türkçe. Peki şimdi bu iki tane videoyu yapan arkadaşımız bu iki kanal sahibi neyi başarmışlar? Ondan bahsedelim. Bakın arkadaşlar şu. Bu videoya geldik arkadaşlar. Bu videonun altyazılarına geçiyorum. Size örnekte göstermiş olduğum iki tane kanalın sahibinin iki videosunda yapılan şey bu arkadaşlar. Bakın 135 dilde dil eklemişiz, çeviri yapmışız. Neleri çevirmişiz? Mesela Almanca'ya gelelim. Almanca'yı tıklıyoruz. Bakın ne olmuş? Audio audition ses kayıt yapma gürültü kaldırma cızırtı giderme patla patlamaları temizleme bunun aynısının başlığı yapılmış ya da başlığı belki de Almanya'da daha dikkat çekici bir başlıkla da değiştirebilirsiniz. Birebir aynı olmak zorunda da değil. Sonra buradaki açıklamalar bölümünü de Almanca, Almanca'ya çevirmişiz ve yapıştırmışız buraya. Yine aynı şekilde daha önceden bununla ilgili videom var demiştim sizlere. Yine geliyoruz buraya Japonca'ya bakalım. Şurada Japonca. Bakın burada başlık Japonca. Açıklamalar Japonca. Arkadaşlar işte buradaki başlık ve açıklamaların 135 farklı dile çevrilmiş olması bu videoların 135 35 farklı ülke lokasyonunda gösterileceği anlamına gelir ki aynı burada olduğu gibi işte bu videonun karşımıza gelmesi için biz burada Türkiye'deyiz. Türkiye'de olduğumuz için daha önceden bu videonun sahibi bu videoya 135 dilde veya kaç dilde bilmiyorum ama başlık açıklama yaptığı için Türkçe dilinde de yapmış bunu ki bunu Türkçe dilinde de bu başlıkları yaptığı için bu video karşımıza gelmiş oldu bu şekilde. Fakat bu video karşımıza İngilizce olarak da gelebilirdi, Almanca veya Hint dilinde de gelebilirdi, ilgimizi çekmezdi. Ama Türkçe olarak bizim ülkemizin diliyle bu video karşımıza geldiği için bizim ilgimizi çekecek ve biz bu videoyu izleyeceğiz. Kanalın sahibine bu artı avantaj sağlamış olacak. Türkiye'den bir izleyicinin daha izlenmesini kazanmış olacak, elde etmiş olacak. Bu iki videoda da kullanılan yöntem bu arkadaşlar. Şimdi analizler kısmına gidelim kanalımızın analizler kısmına gidiyoruz. Normal şartlarda arkadaşlar şurada daha fazla göster ben. Şurada konum kısmına geliyorum ve burada tahmini gelir diye tıkladığımda bakın nerelerden görüntüleniyor videolarımız. Ta nerelerden görüntüleniyor arkadaşlar. Katar, Bosna Hersek, Uruguay, Tayland, Lüksemburg, Kuveyt, Çekya, Malezya, Endonezya, Fas, Mısır, İtalya, Fars'ta Mısır'da niye yayınlanıyor arkadaş bu video niye görüntülemiş insanlar? Çünkü Farsça olarak dil çevirisi var bu videonun. Yine aynı şekilde bakıyoruz. Azerbaycan, Gürcistan, Norveç ve Kazakistan, Polonya, İtalya. Aklınıza gelmeyecek pek çok yerde bu kanalımız izleniyor. Peki arkadaşlar biz videolarımızın global olarak dünya genelinde izlenmesini sağlamak için sadece başlıklı açıklamalarını mı değiştirdik? Hayır tabii ki de öyle değil. Kontrol paneline kısmına gelelim. Özelleştirmeye gelelim. Sonra burada temel bilgiler kısmına gelelim. Bakın burada temel bilgiler kısmına geldiğimde hakkında bölümü var burada arkadaşlar. Bu hakkında bölümü normalde bizim Türkçe. Sonra aşağı doğru geliyorum. Bakın Afrika dili Almanca, Amharca, Arapça, Arnavutça, Asamca 135 dilde bu çeviriyi de yapıyoruz arkadaşlar. Yani hakkında bölümü çevirisinde yapıyoruz. Dolayısıyla bunun da kanalınıza küresel izlenme anlamında çok olumlu katkıları olacak. Şimdi şimdi gel gelelim arkadaşlar şu mevzuya. Şimdi İngilizce kanal açalım. İşte ben onu söylüyorum. Tekrar üstünden geçiyorum. İngilizce dünya genelinde İngilizce bilme oranı tam olarak bunu bilmem mümkün değil. Ya yani bununla ilgilerimde bir veri istatistik falan yok. Fakat şundan eminim ki her ülkede ülkenin tamamının İngilizceyi biliyor olma ihtimali Yok yani tamamı bilmeyebilir. Dolayısıyla siz 135 ülkenin dilinde çeviri yaptığınızda muhakkak ki 135 ülkeden insanların karşısına çıktığı zaman videolarınız kendi diliyle bir videoyu gören izleyici mutlaka merak edip videonuzu izleyecektir. Burada kazanım olarak baktığımızda abonelik kazanımı olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü ben bu şekilde az önce size örnekte göstermiş olduğum videolar ilgimi çekiyor. izleyebiliyorum ancak abone olmayı çok fazla da düşünmüyorum yabancı kanallara ama izlenme anlamında sizlere kazanım sağlayacak. Bu izlenme ile beraber aynı zamanda üzerindeki reklam gösterimlerinden de tabii ki o ülkenin lokasyonundaki reklam gösterimlerinin BGBM maliyetleri de çok yüksek olduğu için size normal şartlarda sadece Türkiye'deki gösterimlerden elde edeceğiniz reklam gelirlerine göre çok daha fazla reklam geliri elde etmenize fayda sağlayacak arkadaşlar. Bu yüzden kanallarınızı mutlaka global şekilde ayarlamanızı yabancı kanallaşmanız yerine daha çok tavsiye ediyorum. Bununla beraber şöyle bir durum var. Değerli arkadaşlar mevcut kanalları global kanala çevirdiğinizde geri dönük bütün videolarda bu çalışmayı yapmanız lazım. Aksi takdirde her yüklediğiniz videoda yaptığınız zaman hızlı bir sonuç alamazsınız. Geriye dönük videolarda tamamen bu dil çevirilerini yapmanız lazım. Ancak bu noktada gerçekten her bir videonun dil çevirileri çok uzun sürdüğünden dolayı saatler sürüyor. Bu konuda Harun Elibol'dan bahsetmiştim. Bir önceki videoda Harun Elibol benim videolarımı dönüştürüyor. Dil çevirilerini yapıyor. Cüzi bir ücret karşılığında yapıyor bunu. Ama o çok daha hızlı bir yöntemle elindeki programlar da yapabildiği için o bir anda çok daha fazla sayıda videoları çevirebiliyor ve bu anlamda bizlere fayda sağlamış oluyor. Benim videolarımı Harun Elibol çeviriyor. Ben videonun açıklama bölümüne bırakırım. Sizler Harun Elbolla görüşmek ve bu konuda geriye dönük videolarınıza 135 dilde çeviri yapmak isterseniz kendisiyle iletişime geçersiniz. Ben bu arkadaşla çalışıyorum. Benim işlerimi yapıyor. Sağ olsun Allah razı olsun. Umarım sizlere faydalı olmuştur videom. Bu anlamda dediğim gibi tekrar 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 söylüyorum. Kanalınızı global bir kanala çevirdiğinizde 135 farklı dilden videolarınıza başlık açıklama çevirileri yaptığınızda bunun orta ve uzun vadede kazanımlarını göreceksiniz arkadaşlar bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın